Çalışan kadarıyla yüzü tebrik ediyorum. Bravo. Selam Sayın Vekilim. Nasılsınız Sayın Vekilim? Sağ olun efendim. Sinan Bey de çalışan gazetecisin değil mi? Evet. Evet. Arkadaşlar sağ olun ya. Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüzü tebrik ediyorum. İnşallah bu 10 Ocak sizlerin temel haklarında, başta özlük hakları, çalışma şartları, çalışma koşulları, sosyal haklar, iş güvencesi anlamında bir iyileştirmeye vesile olur düşüncesindeyim. Özellikle çok gündeme gelmese de ülkemizin 17 Aralık'tan sonraki yaşadığı süreçte de pek çok gazeteci arkadaşın mağduriyet yaşadığını biliyoruz. İşsizlikle karşı karşıya bırakıldığını biliyoruz. Bu tür süreçlerde, buna benzer süreçlerde ya da hiçbir süreç yaşanmadığı dönemlerde de çalışan gazetecilerimiz, ister kameraman olsun, ister muhabir olsun, ister haber müdürü olsun, ister istihbarat şefi olsun, ister yazar olsun, keyfi uygulamalarla işlerine son verildiğini, görev yerlerinin değiştiğini biliyoruz. Ben bu anlamda bu çalışan gazeteciler gününün bütün bu olumsuzlukları sona erdirecek bir sürecin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Ve şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiasının her zaman sizlerin yanında olduğunu bir kere daha belirtmek istiyorum ve tekrar gününüzü kutluyorum. Değerli basın mensupları, Türkiye çok hassas bir süreçten geçiyor ve maalesef burada ülke ve millet menfaati, kamu menfaatinin çok da gözetilmediğini görmekteyiz. Halbuki bu tür süreçlerde ülkesi adına, milleti adına, ülkesinin çıkarları adına siyaset yaptığını, milletin geleceği için siyaset yaptığını ya da sivil toplum örgütleri oluşturduğunu söyleyenlerin şahsi çıkar ya da parti ya da grup çıkarı önüne mutlaka kamu menfaatini, millet menfaatini, ülke menfaatini koyması gerektiğini düşünüyoruz. Ama öyle bir hava şu anda esiyor ki Türkiye'de, ben yoksam ne olursa olsun ya da bana bir zarar gelecekse ya da benim bu süreçten bir çıkarım olmayacaksa ya da ben zararlı çıkacaksam, kaybedecek çıkacaksam, o zaman her yer yangın yönüne dönebilir gibi bir anlayışı biz Büyük Birlik Partisi olarak reddediyoruz. Ve geçmişte de hep bizim de bir fikrimiz, bir misyonumuz var. Ve bu fikrimizi, bu misyonumuzu gerçekleştirmek için partileşmişiz. Ama bu 20 yıllık sürece geriye dönüp baktığımızda hem böyle kritik dönemlerde hep
bu tür süreçlerde şahsi ve parti çıkarının önüne millet menfaatini koymuş bir siyasi hareketiz. Onun için ben sözlerimin başında bütün siyasi partilerimizi, grupları, cemaatleri, sivil toplum örgütlerini, sendikaları bu anlayışta hareket etmeye davet ediyorum. Sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Hukukun üstünlüğüne riayet etmeye, bunu kabul etmeye davet ediyorum. Demokrasi içinde kalmaya davet ediyorum. Ve her şeyden önemlisi milletin birliğini tehlikeye atacak, devletin ve ülkenin varlığını tehlikeye atacak, ülkeyi bir kaosa sürükleyecek, toplumu kamplaştıracak, bölecek ve ayrıştıracak söylemlerden, eylemlerden ve fiillerden herkesin uzak durmasını Büyük Birlik Partisi olarak biz tavsiye ediyoruz. Değerli arkadaşlar, siyaset elbette ki sandıkla belirlenen ve sandıkla şekillenen bir süreçle yol almalıdır. Ama burada mutlaka sandığa giden yolların tam demokratik bir hale getirilmesi gerekmektedir. Belki de Türkiye'nin şu anda içinde yaşamış olduğu problemlerden bir tanesi maalesef tam demokratik bir sisteme sahip olamayışımızdır. Yeni sivil demokratik bir anayasaya kavuşamamış olmamızdır. Ve demokrasi tam olarak yerleşmediği için her dönemin iktidarı ya da egemen güçleri ya da güçlü grupları kendilerine göre bir sistem ve düzen oluşturma gayreti içerisinde olmuşlardır. Bunda dönem dönemde başarılı olmuşlardır. Daha sonra gelen egemen güçler ya da iktidarlar ya da gruplar da kendilerine uygun bir sistem oluşturma gayreti içerisine girmişlerdir. Türkiye bugün de benzer bir süreçten geçiyor ve maalesef her şey birbirine karışmış durumda ve net olarak millet aslında neyin konuşulduğunu, neyin tartışıldığını, neyin yapılmak istendiğini de çok fark edebilmiş değil. Bakın, dün düşman olanlar bugün dost olabiliyor. Ya da dün dost olanlar bugün düşman ilan edilebiliyor. Yarın ne olacağı, kimin kiminle kol kola gireceğini o anlamda da kestirmek gerçekten çok güç bir hale geliyor. Yani ileriyi öngörmek bu anlamda da epey zorlaşıyor. Şimdi geçmişte özellikle Ergenekon ve Balyoz davalarıyla ilgili, KCK davalarıyla ilgili Türkiye çok önemli süreçler yaşadı. Ve milletin kahir ekseriyatı hem demokratikleşme adına hem Türkiye'nin o dönemde paralel devlet olarak görülen PKK'nın üst yapısı KCK'dan kurtulma adına, bunu bertaraf etme adına hep bu davaların arkasında millet durdu ve buralarda da önemli başarılar elde edildi. 2010 yılında yapılan 12 Eylül referandumdaki kampanya yürütenlerin kampanyalarını ya da oradaki kullanılan sözleri şöyle arşivlerden çıkarıp bir bakacak olursak, orada Türkiye'nin nasıl bir süreç yaşadığını çok daha net bir şekilde görebiliriz. Şimdi hepimizin cevabını aradığı sorulardan bir tanesi şu: 3 yıl önce hararetle savunulan bu yargılamalar ne oldu da 3 yıl sonra yeniden yargılanma gibi bir süreçle karşı karşıya bırakıldı? Yine aynı şekilde o dönemde hatırlarsanız 12 Eylül referandumunun 26 maddesinden 24'ü üzerinde zaten herkes uzlaşmıştı. 2 madde problemdi. Bunlardan bir tanesi Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değiştirilmesi, bir tanesi de
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısının değiştirilmesiydi. Şimdi o dönemlerde yine esas meselenin bu iki madde olduğu ve dolayısıyla da taraflarda net bir şekilde belli olmuştu. O günlerde bu iki maddenin arkasında duranlar ve bu değişikliği teklif edenler ve bütün milleti de bu anlamda ikna etmeye çalışanlar yine ne oldu da 3 yıl sonra tam bunun zıttı bir teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirme gereği duydular. Yine aynı şekilde 3 yıl önce veya 5 yıl önce kendi getirdikleri kadroları överek, taltif ederek getirdikleri kadroları ne oldu da bugün yererek geri gönderiyorlar ya da geçmişte yerdikleri kadrolar bugün övgüyü hak eder konuma geldi. Bütün bunlar bir öngörüsüzlüğün, eğer yanlış yaptık diyorlarsa, bir öngörüsüzlüğün sonucu diye değerlendirilebilir. Eğer iktidarı ya da sandıktan çıkmayı ya da milletin oyunu almayı tamamen her anlamıyla kuvvetler ayrılığını da yok ederek her şeye hakim olma anlamında değerlendiriyorlarsa bence bunun adı da tam demokrasi olmaz. Bence bu başka bir şey olur. Dolayısıyla da kıymetli arkadaşlar, değerli basın mensupları, bütün bu süreçleri aslında bizlerin tarafsız bir gözle, objektif bir bakış açısıyla değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aynı yanlışlıklar ya da öngörüsüzlükler ya da tecrübesizlikler o halde dış politikada da yapılmıştır. Terörle mücadelede de yapılmıştır. Bugün dün idamdan bahsedilirken, dokunulmazlıkların kaldırılmasından bahsedilirken PKK'nın milletvekilleriyle ilgili bugün neredeyse elden gelse PKK'nın dağ kadrosu İmralı'daki canide başta olmak üzere pek çoğunu meclise nasıl getiririz gayreti içerine girilmiş bir durum sergileniyor. Şimdi aynı öngörüsüzlükler, aynı tecrübesizlikler maalesef icraatın her boyutunda yaşanmış gibi gözüküyor. Bu şekilde ülkenin devam etmesi zor gözüküyor. Önümüzdeki günlerdeki gelişmeler elbette ki siyasi hayatımızda belirleyici bir rol oynayacaktır. Ve bu gelişmelere bağlı olarak Türkiye'nin bu sene içerisinde 3 seçim yaşaması kuvvetle muhtemel olarak ortadadır. Belki 2 seçim takvimi açıklandığı için birleştirmek imkanı doğmayabilir ama kuvvetle muhtemel olan bir şey vardır ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Türkiye bir genel seçim yaşayabilir. Yaşamalı mıdır? Bana göre de yaşamalıdır. Hatta bir zorunluluk haline dönüşmüştür. Çünkü bu hükümetin bundan sonraki icraatları millet ve kamu menfaatine, ülke menfaatine değil, tamamen parti menfaatine ya da iktidarını nasıl korurum anlayışıyla yapılmaya çalışılmaktadır. Onun için Türkiye'nin bence bir an önce genel seçime gitmesi lazım. Bu hem toplumu rahatlatacaktır hem de bütün siyasi partilerimize, iktidarıyla, muhalefetiyle, meclisiyle, meclis dışındakiyle bir millet tarafından yeniden değerlendirilme ve bir uyarılma şansı da verecektir diye düşünüyorum. Onun için Türkiye'nin öncelikle bir genel seçim, yerel seçimden sonra yaşamasını biz Büyük Birlik Partisi olarak doğru olacağını düşünüyoruz ve bunu da kuvvetli bir ihtimal olarak görüyoruz. Yeniden yargılamalarla ilgili net olarak şunu söylüyorum ki zaten hukukumuzda bu var. Yani yeni bir düzenlemeye bu anlamda bir ihtiyaç yok. Yargıtay sonucu da bittikten sonra zaten bakanlığın
tasarrufuyla böyle bir imkan var şu anda zaten. Türk hukuk sisteminde böyle bir imkan var. Ama bence burada yapılmak istenen yeniden yargılama değil, eski yargılamaların sonuçlarını değiştirmeye yönelik bir adımdır. Eski mahkumiyetleri ortadan kaldırmaya yönelik bir adımdır. Dolayısıyla da böyle bir adım atıldığı zaman Türkiye'de sadece özel yetkili mahkemelerin verdiği kararlar veya yargılamalar değil, o zaman tüm adalet sisteminin vermiş olduğu kararlar tartışmaya açılır ve yargı millet gözünde, millet nezdinde büyük bir itibar kaybına uğrar ve gözden düşmesine sebep olur. Onun için biz bu yolun doğru bir yol olmadığını düşünüyoruz ve aslında kısa vadede iktidar bundan bir ümit bekliyor olsa da aslında neticede iktidara yaramayacağını da düşünüyoruz uzun vadede. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısının değiştirilmesiyle ilgili biz Büyük Birlik Partisi olarak 2011 referandumunda farklı bir teklifte bulunmuştuk zaten. Hakimler için ayrı yüksek kurul, savcılar için ayrı yüksek kurul kurulmasını ve özel bir adli kolluk örgütünün oluşturulmasını istemiştik. Bu o dönemde dikkate alınmadı. Ama bugün özellikle sürdürülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından sonra Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştirmekle ilgili bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilir ve burada sadece iktidar partisinin oylarıyla böyle bir düzenleme yapmaya kalkışılırsa bu tamamen bu süreçlerin üzerini örtme ya da bu süreçlerin kapatmak üzerini kapatmak ve buralardan kurtulmak gibi algılanır. Ki bu da doğru bir algıdır, yanlış bir algı değildir. Öbür taraftan bu anayasaya %100 aykırıdır. Ben şahsen bunun Anayasa Mahkemesi'nden büyük oranda döneceği kanaatini taşımaktayım. Bir de nasıl oluyor da anayasa değişikliğiyle referandumla yaptığınız bir düzenlemeyi şu anda kendi hükümet gücünüzle yapmaya kalkıyorsunuz. Bu da bence milli iradeye bir saygısızlıktır. Eğer böyle bir değişiklik talep ediyorsanız o nasıl ki yeni yapı anayasa değişikliğiyle oluşturulmuştur. O zaman siz de yeni bir düzenleme yapmak istiyorsanız millete gidin bakalım milletin böyle bir tercihi var mı? Böyle bir düşüncesi var mı? Bunu orada görmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi özellikle bu soruşturmanın içerisinde olan savcılarımızın özel hayatları deşifre edilerek toplum önünde itibarsızlaştırılarak gözden düşürülerek bu yürütülen soruşturma dosyalarını, davalarını sulandırma gayretleri olarak şahsen bunları değerlendiriyorum. Ve eğer tabii ki savcılar hukukun dışına çıkmışlarsa elbette ki onlarla ilgili de incelemeler yapılabilir. Onlarla ilgili soruşturmalar da yapılabilir. Ama yine keyfi olarak Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 6 kişiyle ilgili soruşturma isterken bakanın keyfine bağlı olarak 3'üyle ilgili soruşturma izni verilip 3'üyle ilgili soruşturma izni verilmezse o zaman siz burada birilerini kolluyor gibi bir görüntü ortaya koyarsınız ki bu da yine bu süreçlerde inandırıcılığınızı kaybetmesine sebep olur. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun elindeki yetkilerinin alınıp Adalet Bakanlığı'na devredilmesi yargının bağımsızlığına vurulmuş büyük bir darbedir. Eğer bu uygulama gerçekleşirse artık Türkiye'de hiç kimse bağımsız bir yargı sisteminden bahsedemez. Dolayısıyla hükümetin bedeli ne olursa olsun asla böyle bir yola girmemesi gerekir. Siz zaten yanlış yapmamışsanız, siz haklıysanız zaten sonunda bu haklılığınız anlaşılacaktır.
Nasıl ki bir şiir okuduğunuz için sizi mahkum ettiler, hapse attılar. Ama daha sonra bunu millet yanlış olarak algıladı ve sizi getirdi Türkiye'nin başbakanı yaptı. Ve 3 dönemdir sizi başbakan yapıyor, sizi hükümet yapıyor. Dolayısıyla da o dönemin yargıçları böyle bir yanlış karar verdiler diye uzun vadede kaybeden siz olmadınız. Tam tersine kazanan siz oldunuz. Geçmişte bunun örnekleri pek çoktur. 12 Eylül mahkemeleri, 28 Şubat mahkemeleri, 60 ihtilalini Yassıada mahkemeleri hep haksız ve hukuksuz kararlar vermiştir. Ama neticede eğer haksız ve hukuksuz bir karar verilmişse neticede kazananlar uzun vadede hep haksızlığa uğrayanlar olmuştur. Onun için bundan korkmamak gerekir, telaşa kapılmamak gerekir ve yargı bağımsızlığını ihlal edecek bir tür adımları atmaktan uzak durmak gerekir diye düşünüyorum. Kamuda özellikle bazı kurumlarımızda kıyım diyebileceğimiz noktada görevden almalar ve yer değiştirmeler yapılmaktadır. Bunları milletimiz inanıyorum ki uzun vadede çok iyi değerlendirecektir. Ve haksızlığa uğradığını iddia edenler eğer haksızlık yapmaya başlarlarsa, adaletsizlik yapmaya başlarlarsa o zaman haksız olsalar bile bu haksızlıklarına milleti inandıramazlar. Onun için bence burada sükunetle ve suhuletle hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sağduyunun elden bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Öfkeyle kalkan zararla oturur diye bir atasözümüz var. Öfkeyle değil, akılla, mantıkla hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Denize düşenlerin yılana sarıldığı gibi bir takım çevrelere sarılmak daha sonra telafisi mümkün olmayacak sonuçlar doğurur. Hem iktidar açısından hem ülkemiz ve milletimiz açısından diye düşünüyorum, değerlendiriyorum. Onun için herkesin demokrasi içerisinde kalarak, hukuk içerisinde kalarak asla bu yolların dışına çıkmadan bu süreçleri takip etmesini ve adalete teslim olması gerektiğini düşünüyorum. Yargıçlar devletine geçişten bahsedenler bir aristokrasiyle karşı karşıya kaldığımızı söyleyenler bunun karşısına otokrasiyi koymamaları gerekir diye düşünüyorum. Eğer bundan şikayetçiyseniz bunun karşısına otokrasi değil demokrasiyi koymanız gerekir diye düşünüyorum. Kuvvetler ayrılığı prensibini tam olarak işletmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugün bu operasyonlarla birlikte net olarak ortaya çıkan bir şey daha vardır ki maalesef Türkiye'de kuvvetler ayrılığı prensibi işlememektedir. Yasama tamamen yürütmenin kontrolündedir, emrindedir. Burada belki biraz yargı bağımsız gibi duruyordu ama bu süreçle birlikte yargı da tamamen bağımlı hale getirilmeye ya da kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu da başarıldığı takdirde o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir demokrasiden ya da kuvvetler ayrılığı prensibinden bahsetmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Tabii burada esas milletimizin ve vatandaşımızın aslında iyi bir hakem olarak görevini yapması ve sağduyusunu kaybetmemesi lazım. En tehlikeli noktalardan bir tanesi partizanlaşmadır. Maalesef bu tür süreçler Türkiye'de partizanlığı artırmaktadır. Parti taassubiyetini bağnazlık derecesine çıkartmaktadır. Doğruya doğru, yanlışa yanlış deme erdemimizi kaybetme noktasına bizleri getirmektedir. Ne olursa olsun
Milletimiz bu tür hasletlerini, bu tür erdemlerini kaybetmemelidir. Yanlışı yapan kendi partimiz de olsa, kendi liderimiz, kendi genel başkanımız da olsa buna yanlış diyebilmeliyiz. Babamız da olsa yanlış diyebilmeliyiz. Oğlumuz da olsa yanlış diyebilmeliyiz. Kardeşimiz de olsa, bacanağımız da olsa buna yanlış diyebilmeliyiz. Öbür taraftan haklı olan da siyasi muarızımız da olsa, en uzaktaki, bize en uzaktaki insan da olsa ona da haklıdır diyebilmeliyiz. Bunu yapabildiğimiz zaman biz doğru bir yerde duruyor oluruz. Bakın, belki de bu bir uyarıdır. Belki de bir hayra vesile olur değerli arkadaşlar. Bakın, biz toplumun, iktidar partisinin de, diğer muhalefet partilerinin de, milletin de oy vermese de sempatiyle baktığı bir siyasi hareketiz. Ama biz bile hem yerel yönetimlerde hem diğer alanlarda iktidarın baskısından ve partizanlığından dolayı nasıl zorluklar yaşadığımızı biliyoruz. Anadolu'nun en ucra ilçelerindeki arkadaşlarımızın her gün onlarca şikayeti var. Sosyal yardımlaşma fonları aracılığıyla dağıtılan yardımlar bile iktidar partisinin il ve ilçe teşkilatlarının verdiği listeye göre yapılıyor. Bu Allah'ın gücüne gitmez mi? Devlet kurumlarına alınan taşeron işçiler, hastanelere alınan temizlik işçileri, özel güvenlik görevlileri, bilgisayar işletmenleri, bütün bunlar, adam ihaleye giriyor, kazanıyor diyelim 100 kişi, tamamını o iktidar partisinin il örgütü veriyor listesini. Yani bu kadar partisanlaşma, aynı şekilde ihaleler, kadrolaşmalar, bütün bunlar elbette ki Allah'ın gücüne gidecektir. Yani ilahi adalet dediğimiz bir adalet var. Bir de düşünsünler bakalım, acaba bu bize bir ilahi uyarı mıdır diye bir düşünsünler, bir vicdan muhasebesi yapsınlar. Benden söylemesi, ondan sonra hareket etsinler diye düşünüyorum. Bir vicdan muhasebesi yapmak zorunluluğu var herkesin. Her kesimin kendini sorgulama gibi bir zorunluluğu var değerli arkadaşlar. Biz nerede yanlış yaptık diye söylemeleri lazım. Onun için belki de bu, ben uzun vadede Türkiye'nin hayrına da olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bizim şer bildiğimiz bazen Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi hayırla neticelenebilir. Hayır olarak gördüğümüzde şerle neticelenebilir. Dolayısıyla da burada bu sürecin bu şekilde sağduyuyla takip edilirse ve gerçekten bir uyarı olarak algılanır ve ona göre bir değerlendirme yapılırsa faydaya da dönüştürülebileceğini düşünüyorum. Bakın, son günlerdeki özellikle Barolar Birliği Başkanı'nın başlatmış olduğu süreçte Başbakan'ın yaklaşımı olumluydu biliyorsunuz ilk görüşmede. Fakat dün hükümet İktidar Partisi sözcüsünün açıklamalarında gördük ki Feyzioğlu'ndan onların da bir rahatsızlığı oluşmaya başlamış. Demek ki bizim söylediğimiz gibi, yani denize düştüğünüzde yılana sarılmayacaksınız. Onun için sağlam bir kütük arayacaksınız. Yani çünkü yılanın ne yapacağı hiç belli olmaz değerli arkadaşlar. Evet. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, iki sorum olacak müsaade ederseniz. Evet. Birisi şu, Anayasa Mahkemesi HSYK düzenlemesini iptal etse bile pratikte bir anlamı olmuyor. Çünkü bütün kurumlar seçilmiş oluyor, geriye doğru bu karar işlemiyor. Yani diyelim ki Anayasa Mahkemesi iptal etti. Yani edip etmeyeceğini bilmiyoruz ama bütün atamalar aynen devam ediyor. Birincisi bu. Yani ne ifade eder pratikte? İkincisi de hani gazeteciler günü 10 Ocak işte içeride fikirlerinden dolayı yatan Salih Mirza Beyoğlu var. Herkes çıkıyor. İşte KCK çıkıyor, BDP çıkıyor, Balyozcu çıkıyor. Niye Salih Mirza Beyoğlu ile ilgili bir çalışma yapılmıyor? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının geriye doğru işlediğini biz işte en son bu tutuklu vekiller meselesinde gördük. Yani tutuklanmış vekillerin tamamı şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiler. Anayasa Mahkemesi'nin o mahkum, yani tutukluyla mahkumu
ayırmamız gerekiyor. Hepsi geldiler. Tabii şu anda tutuklu vekillerle ilgili de bu düzenleme yapılmaya çalışılıyor. İşte Türkiye'de adaletin değil de, yani hukukun üstünlüğünün değil de üstünlerin hukukunun geçerli olduğunu görüyoruz. Yani mahkum olmuş, şu anda mecliste milletvekilleri var. Onların hapishaneye gönderilmesi gerekir, gönderilmiyor. Ama aynı şey sokaktaki bir vatandaş için olduğu zaman burada hiç kimsenin umurunda değil. Ama vekilseniz, bakansanız, hükümetin bir üyesiyseniz burada hukuk size işlemiyor. İşte Türkiye'de hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku var. Şu anda tam da Türkiye Büyük Millet Meclisi hukukun üstünlüğünü yok etmiş durumda. Hukukun üstünlüğünü zedelemiş durumda. Ayaklar altına almış durumda. Sırf kendi hukuklarını kurtarma adına. Ey Kılıçdaroğlu, hani sen yolsuzlukları kaldırmaktan bahsediyordun. Hükümeti bu konuda suçluyordun. Ne oldu? Kendi vekillerinize gelince ne oldu? Tam tersine şu anda dokunulmazlıkları genişlettiniz. Ve genişletmek için iktidar partisi, BDP ve CHP bir araya geliyor. Hani ne oldu sizin millete vaadiniz? Dokunulmazlıkların kaldırılmasıydı. Yolsuzluklarla mücadeleydi. Ne oldu? Değerli arkadaşlar, dolayısıyla da milletin bu günleri iyi okuması lazım. Herkesin süreç gereği konuştuğunu milletin bilmesi lazım. Hem ana muhalefet partisinin, hem iktidar partisinin, hem de Milliyetçi Çalışma Partisi'nin bu süreçteki duruşunun millet tarafından iyi değerlendirilmesi lazım. Büyük bir tutarsızlık içinde olduğu bu üç parti de büyük bir tutarsızlık içerisindedir. Asla ortaya net bir çizgi koyamamışlardır. Dünleriyle bugünleri farklıdır. Onun için yarınlarının da farklı olmayacağı noktasında hiç kimseyi inandıramazlar bundan sonra. İktidar partisi dünüyle bugünü uyuşmamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünüyle bugünü aynı değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin dünkü duruşuyla bugünkü duruşu bir midir? Dolayısıyla da bütün milletin bunu görmesi lazım değerli arkadaşlar. Hani dokunulmazlıklar kaldırılacaktı? Kendi hukukları için bir araya gelmektedirler ve kendi hukukları için her şeyi yapmaktadırlar. Ama öbür taraftan milletin hukuku söz konusu olduğunda yeni anayasada olduğu gibi, diğer gelir dağılımındaki adaletsizlikte olduğu gibi o konularda hiçbir ortak değil. O zaman savaşmaya başlıyorlar, kavga etmeye başlıyorlar. Niye? Oradan çünkü oy devşirecekler. Siyasi rant elde edecekler. Şimdi gazetecilerin yazdıklarından dolayı, söylediklerinden dolayı, sadece gazetecilerin değil, kim olursa olsun, insanlar fikirlerini özgürce söyleyebilmeliler. İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilmeliler, söyleyebilmeliler. Ve bundan dolayı da asla bir mahkumiyet kararıyla karşı karşıya kalmamalılar. Bizim buradaki ölçümüz ve çizgimiz nedir? Daha önce de bunları ifade ettik. Teröre ve şiddete bulaşmayan her türlü düşünce ve fikir net bir şekilde ifade edilmelidir ve söylenmelidir. Biz hem basın hürriyetinin, basın özgürlüğünün yanındayız, hem düşünce ve fikir özgürlüğünün yanındayız. Bireysel hak ve özgürlüklerin önünün tamamen açılması lazım. Kim olursa olsun fikrini ifade ettiği için, fikrini söylediği için bir mahkumiyetle, yargılanmayla karşı karşıya kalmaması lazım. Bizim bu konuda da söylediğimiz net bir şekilde bu. Bu konuda kim bir haksızlığa uğramışsa, kim bir zulme uğramışsa elbette ki bu haksızlığın ve bu zulmün de ortadan kaldırılması lazım. Efendim, şimdi siyaset kurumu tabii ki haliyle yıprandı. Büyük Millet Meclisi'nde bu tür çelişkiler halk nezdinde sıkıntıya yol açtı. Halk belki bunlara bir tepki gösteriyor ama hukuk sistemimizde şu ana kadar düzenli çalıştığını söyleyebilir miyiz? Yani bugün de dahil ve geçmişe baktığımızda, hukuk sisteminde başıboş bıraktığımız zaman hukukun da sürekli yanlış yaptığını gözlemlemiyor muyuz? Şimdi bakın, deveye sormuşlar
boynun eğri demişler. Demiş ki nerem doğru ki demiş. Türkiye'de aslında biz böyle bir problemle karşı karşıyayız. Yani Türkiye'de Türkiye'nin tüm mekanizmalarında, tüm kurumlarında aslında arızalar var. Şimdi dolayısıyla da bunun düzeltecek olan nedir? Yani sistem bozuk. Sistemin değiştirilmesi lazım. Sistemin yenilenmesi lazım. Onun için de yeni sivil demokratik bir anayasa. Yani hem yargı bağımsızlığını, yargı tarafsızlığını net bir şekilde ortaya koyacak, kuvvetler ayrılığı prensibini tam bir şekilde yerleştirecek. Hiç kimsenin aklına şu gelmeyecek. Yani ben yasamaya hükmederim gelmeyecek. Ne, şu anda gelir. Neden? Çünkü liderler seçiyor milletvekillerini. Tercihli sistemle milletvekilleri seçmiyor ki. Siyasetin finansmanı meselesi, partilere hazine yardımı. Şimdi bu gündeme geliyor mu? İşte önümüzde seçim var. 3 parti alacak sadece yardımı. 25 parti seçime girecek diye açıklandı. Bu nasıl bir adalet? Nasıl bir buradan çıkacak sonucu ben nasıl milli iradenin tam tecellisi olarak göreceğim? Görmeyeceğim. Çünkü burada büyük bir haksızlık var. Ben aynı propaganda imkanına sahip değilim. Aynı finans gücüne sahip değilim. Aynı gazetelerde, televizyonlarda, açık hava şeylerinde bana imkan verilmiyor. İktidar Partisi'ne ya da Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne verilen imkan bana verilmiyor. Şu anda bir yerel seçime gidiyoruz. Diyelim ki mesela Ankara, özelinde konuşalım. Şimdi Keçiören Ankara'nın %20 nüfusuna sahip. %20 seçmenine sahip. Büyük Birlik Partisi orada şu anda %60 gözüküyor. Yani biz sadece Keçiören'deki oyumuzda bile Ankara'nın %11'i 12'siyiz. Yani sadece Keçiören oyuyla bak. Diğer 24 ilçedeki oyumuzu saymıyorum. Bizim bütün ilçelerinde adayımız var ve bunların 7-8 tanesinde de alma noktasındayız. Yani yarışıyoruz, yarışır pozisyonundayız. Şimdi bütün televizyonlarda izleniliyorsun. Bizden bahsediliyor mu? Bahsedilmiyor. Yani dolayısıyla bir yönlendirme, bir milleti bu anlamda da sandığın tam demokratik olduğunu, demokratik bir şekilde neticelendireceğini de söyleyemeyiz. Onun için yapılması gereken siyasi partiler yasasını demokratikleştirmeden, seçim kanunu demokratikleştirmeden, tabii ki bütün bunların içinde olacağı demokratik bir anayasaya Türkiye'yi kavuşturmadan bu problemlerimiz bitmez. Sadece elbette ki yargı sisteminde de, eğitim sisteminde de, her sistemde Türkiye'nin problemleri var. Ama bugünkü müdahaleler problemleri ortadan kaldırmaz. Tam tersine daha büyük problemlerle bizi karşı karşıya bırakır ve daha büyük yaralar açar kanaatindeyim. Bunu söylüyorum. Ben her konuşmamda neredeyse şunu söylüyorum. Diyorum ki bak, bunu tamamlayacak bir konu olduğu için söylüyorum. Ya vergi, şimdi yeni zamlarla yine uyandık. Anayasanın vergiyle ilgili 72. kanunu açık. Diyor ki vergi gelirden alınır, kazançtan alınır. Bakıyorsun toplanan vergilerin %80'i dolaylı vergiler, KDV vergileri, gelir vergisi adı altında asgari ücretliden alınan vergiler. Sen sosyal devletsen bunu yapamazsın. Sosyal devlet zenginden alıp fakire veren devlettir. Halbuki Türkiye'deki şu anda sistem tam tersine fakirden alıp bu vergi sistemi dolayısıyla zengine veren kapitalist bir sistemle biz yönetiliyoruz şu anda. Niye bunu mesela kimse konuşmuyor, dile getirmiyor? Bu vergi adaletsizliğine, bu vergi üzerinden milletin soyulmasına niye sesimizi çıkartmıyoruz? Niye hep beraber karşı gelmiyoruz, karşı durmuyoruz? Çünkü siyasi menfaatler devreye giriyor ve partizanlık devreye giriyor. Maalesef herkes bulunduğu noktadan kendisini savunma gayreti içerisine giriyor. Yani doğruları söylemiyor. Doğruları söylememiz gerekir diye düşünüyorum. Ben şahsen şu andaki mevcut adalet sisteminin, hakimler ve savcılar yüksek kurulu yapısının şu anda hükümetin yapmaya çalıştığından 100 kat daha demokratik olduğunu düşünüyorum. Dün nerede duruyorsak bugün de aynı noktada duruyoruz. Dün durduğu yerde duramayanların problemidir bu. Benim problemim değil. 3 sene önce benimle aynı safta duruyordun. Ne oldu da bugün safını değiştiriyorsun? Karşı safa geçiyorsun. Neden? Demek ki senin menfaatine dokunan bir şey oldu. Benim dün de menfaatim yoktu bu değişiklikten. Büyük Birlik Partisi olarak. Bir menfaatimiz var mıydı? Parti menfaati ya da
şahıs menfaati. Dün de yoktu. Niye evet dedik? İnandığımız için evet dedik. Değerlerimiz için evet dedik. Milletimiz için evet dedik. Milli irade için evet dedik. Ama onun için dün nerede duruyorsam bugün de aynı yerde duruyorum. Dün durduğum yerdeyim ben. Hiç kimse dün durduğu yerde duramıyor Büyük Birlik Partisi dışında. Menfaatine göre, çıkarına göre bakıyorsun her gün yer değiştiriyorlar, konum değiştiriyorlar, ortak değiştiriyorlar, arkadaş değiştiriyorlar, cephe değiştiriyorlar. Böyle bir şey olmaz. Tutarlılık denen bir şey var. Hem Süleyman Demirel'i eleştireceksiniz hem öbür taraftan onun dün dündür, bugün bugündür anlayışını kendinize felsefe edineceksiniz. Böyle bir şey olmaz. Yalnız bu siyasetçi olmadan da hukuku denetleyecek bir vasıta devreden çıkmış oluyor. Şimdi Milli Savunma Bakanı askeriyi denetliyor. Sağlık Bakanlığı efendim sağlık sektörünü denetliyor. Şimdi Adalet Bakanı da haliyle Türkiye'de hukuk sistemini... Adalet Bakanı adına, hukuku denetleyemez. Hukuku adına, millet denetler. Bak, adına, hukuk sistemleri dünyanın hiçbir tarafında, hiçbir demokrasisinde siyasiler hukuku denetleyemez. İleri demokrasilerde. İngiltere'de siyasiler denetliyor mu hukuku? Fransa'da denetliyor mu? Amerika'da denetliyor mu? Almanya'da denetliyor mu? Hukuku ancak millet denetler ve hukuk sistemleri bir kere kurulur, adam gibi yapılır. Ondan sonra onunla oynanmaz. İktidara göre, zamana göre, zemine göre, olaya göre, soruşturmaya göre, davaya göre hukuk sistemlerine müdahale edilmez. Siz bunlara göre hukuk sistemine müdahale ederseniz o zaman bu sizin doğrudan hukukun bağımsızlığına müdahaleniz anlamına gelir ve artık hiç kimsenin hukuka güveninin kalmamasının yolunu bizzat siz hükümetiniz eliyle açmış olursunuz. Bunu yapmış olursunuz. Hukuk ancak millet denetler ve hukuk öyle bir sistem kurarsınız ki kendi içerisinde birbirini denetler ve kendisi öyle bir anlayış, bizim anlayışımızda bu var, bizim kültürümüzde. Yani öyle bir adalet sistemi kurarsınız ki herkes işte bu dillere de pelesenk olan bizim atasözümüz işler. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Yani neden? Çünkü herkes ona güvenir, herkes ona inanır. Ama siz tartışma konusu yaparsanız, hukuk adamlarını toplum önünde itibarsızlaştırırsanız dolayısıyla da neticesine de katlanırsınız. Ben özür dilerim ama daha dün 6 kişiyi yaralayan vatandaş serbest bırakıldı Türkiye'de. Bunu AK Parti mi dedi savcıya, hakime bunu serbest bırakın diye. Yani böyle onu tutacak kanunlarımız var. Yani kravat takıp gelip iyi halden çıkan bir sürü insanlar var tecavüz edip Türkiye'de. İşte gasp yapıp kravat taktığı için, hakime yalakalık yaptığı için bu memlekette beraat eden insanlar var. Yani bu sistemin, hukuk sisteminin Türkiye'de doğru olmadığını hepimiz biliyoruz. Bütün siyasiler de biliyor. Kim kurdu bu sistemi? Efendim? Kim kurdu? Hukuk sistemi baştan yanlış. Yani Türkiye... Hayır, en son düzenlemesini... 70'te, 80'deki hukuk sistemi... Hayır, en son hukuk düzenlemesini, bu sistemi kim kurdu? Tabii ki bu referandumda halkın çoğunluğu evet dedi buna ama... Ya biz dün iş başına gelmiş bir iktidardan bahsetmiyoruz. 11 yıldır iktidar olan, 11 yıldır Türkiye'yi yöneten bir iktidardan bahsediyoruz. Onlarca anayasa değişikliğinden bahsediyoruz. Hakimler ya savcılar yüksek kurulun değişiminden bahsediyoruz. Ve defalarca yargı paketleri çıkartıldı. Yeni düzenlemeler yapıldı. Eğer bugün o senin dediğin mantıkla gidecek olursak bugün KCK'ların elini kolunu sallayarak dışarı çıkmasının ya da darbecilerin 28 Şubat sürecinden aklanarak dışarı çıkmasının müsebbibi de bugünkü hükümettir. Yaptığı yargı paketlerindeki düzenlemelerle bunun önünü açmıştır ve adeta salın bunları demiştir. Anayasa Mahkemesi'nin son verdiği kararlar. Niye 3 yıldır bu tutuklu vekiller içerideydi de şimdi dışarı çıktılar? İşte Anayasa Mahkemesi'ndeki son düzenlemelerle ve Anayasa Mahkemesi'ne yapılan baskılarla bunun olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bir yoksa hukukçuların bir kararı değil ki, bu siyasi bir karar. Bunun siyasi bir karar olduğunu sen de biliyorsun, ben de biliyorsun, biliyorum. Toplumdaki adam da biliyor, taksici de biliyor, kahveci de biliyor. Herkes biliyor, çorbacı da biliyor bunun siyasi bir karar olduğunu. Yoksa millete sor bakalım, millete sor. PKK'nın kuruculuğunu yapmış,
17 yıl mahkum olmuş, elinde Mehmetçiğin kanı bulunan bir adamı getirip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu millet oturtturur mu? Referandum yap bakalım. Oralarda referandum yapmıyorsun. Oralarda milli irade hiç aklına gelmiyor. Ama ucu sana dokunduğu zaman milli iradeden bahsediyorsun. Bu yanlış. Yani kim yaparsa yapsın yanlış. Ben sadece İktidar Partisi için ya da ana muhalefet partisi için söylemiyorum. Bunu bir cemaat yaparsa da yanlış, bir grup yaparsa da yanlış, bir sivil toplum örgütü yaparsa da yanlış, herhangi bir parti yaparsa da yanlış, ben de yaparsam yanlış. Yani bu yanlış. Ama doğru olan şu. Hepimizin yanlışa yanlış diyebilme erdemliliği göstermemiz gerekiyor. Yapmamız gereken bu. Yani siyasi tarafgirlik içerisinde bir tutum sergilememiz gerekiyor. Menfaatlerimize göre, çıkarlarımıza göre hareket etmememiz gerekiyor. Eğer ben de yanlış yapmışsam adalet benimle ilgili cezayı da kessin. Cezam neyse çekerim dememiz lazım. Ve kötü örnek olmamamız lazım, oluşturmamamız lazım. Tam tersine öncülük yapmamız gerekir. Bakın değişik ülkelerde bunu görüyoruz. Başta Uzak Doğu ülkeleri örneğinde olduğu gibi bu tür hadiselerle karşılaştıklarında ya harakiri yapıyorlar ya da kendilerini adalete teslim ediyorlar. Türkiye'de de herkesin eğer bir yanlış içerisinde bulunulmuşsa herkesin adalete güvenmesi lazım. Şimdi mi aklınız başınıza geldi der o zaman birisi de çıkar size. Bu adalet sistemindeki yanlışlıklar, eksiklikler, aksaklıklar şimdi mi aklınıza geldi der. Niye dün bunlarla ilgili başkalarının şikayetleri vardı dün de bunlarla ilgili? O zaman siz savcı konumundaydınız ama ne oldu? Şimdi avukat konumuna geçtiniz. Niye bu yer değişikliği nereden ileri geliyor? O zaman bunu da söylemeniz lazım. Yani dürüst olmak lazım. Her şeyden önemlisi bence dürüst olmak lazım. Doğru bir pencereden bakmak lazım ve objektif olmak lazım. Hakkaniyetli davranmak lazım. Bu tür hakkaniyeti terk ettiğimizde her sonuçla karşılaşabiliriz. Yani ben burada dediğim gibi benim uyarım, benim çağrım sadece hükümete değil, tüm taraflara, tüm siyasi partilere, tüm sivil toplum örgütlere, tüm cemaatlere, tüm cemiyetlere, tüm gruplara, hepimiz haktan ayrılmamalıyız, doğruluktan ayrılmamalıyız. Ve hepimiz milletimizin, ülkemizin çıkarlarını kendi çıkarlarımızın önüne koyabilmeliyiz. Hepimiz toplumu ayrıştıracak, kamplaştıracak, bölecek, çatıştıracak sözlerden, eylemlerden uzak durmalıyız. Tam tersine bunun yerine birliği, beraberliği, bütünleşmeyi, kardeşliği ve barışı önermeliyiz. Barışın dilini kullanmalıyız. Yapmamız gereken bu. Yani sağduyuyu elden bırakmamamız gerekir. Çünkü burada son cümle olarak şunu söyleyeyim. Resulullah Efendimizin hadis-i şerifi açık. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır diyor. Onun için sadece Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız değil, 75 milyon değil, bugün onun da ötesinde bir Türk-İslam birliğine zaten ihtiyaç vardır. İslam dünyasının birliğine ihtiyaç vardır. Bu birliğin öncülüğünü yapabilecek ülke konumundadır Türkiye. Bu tür adımları da atmıştır geçmişte. Geçmişte bunu da yapmıştır 10 asırdan fazla. Onun için belki de Türkiye'nin bu birliğin öncülüğünü engellemek için Türkiye bu tür süreçleri yaşıyor olabilir. Bunları da asla göz ardı etmemeliyiz. Ona göre hepimiz burada fedakarlıksa fedakarlık yapmalıyız. Yani bırakalım bunun hakkını mutlaka hak bize verecektir. Yani bu anlayışla bakmamız gerekir diye düşünüyoruz. Ve bir millet menfaati, kamu menfaati, ülke menfaati burada söz konusudur. Onun için herkesin bu kavgayı, çatışmayı bırakıp yeniden birliği nasıl tesis edebiliriz? Bunun gayreti içerisinde olmamız gerekir diye
düşünüyorum ve herkesin de bunu tavsiye etmesi gerekir. Bu süreçten ben nasıl bir siyasi rant elde ederim? Yasa ya da kendim nasıl bir çıkar elde ederim? İşte bürokraside yerler açılır, ben oraya atanırım. Ya da işte siyasi bir boşluk olur, ben iktidara gelirim. Ya da işte iş dünyasında bir boşluk olur, orayı ben doldururum diye. İşte basında boşluk olur, oraya biz geçeriz diye. Herkes kendi menfaatinden ya da grup menfaatiyle hareket ederse bunun ülkeye de millete de faydası olmaz. Onun için şu anda kişi, şahıs, grup, parti menfaati gözetilecek bir dönem değildir. Ülke ve millet menfaati gözetilecek bir dönemdeyiz. Herkesin buna göre hareket etmesi lazım. Herkesin demokrasi içerisinde hareket etmesi lazım. Hukukun üstünlüğüne uygun hareket etmesi lazım. Ve hukuk dışında uygulamalara tevessül etmemesi lazım. Hukukun tarafsızlığını ortadan kaldıracak adımlardan özellikle hukuk adamlarının uzak durması lazım. Hukukun bağımsızlığını zedeleyecek adımlardan da siyasilerin uzak durması lazım. Burada hem hükümete hem ana muhalefete de son çağrım şudur. Bu bölücülerle, PKK'lılarla iş tutmaktan vazgeçin. Çünkü Türkiye bunun bedellerini 30 yıl ödedi. Biz burada iş çekişmelerle uğraşırken bir gitsinler Güneydoğu'ya baksınlar bakalım. Hakkari'ye, Şırnak'a, Diyarbakır'a, Batman'a gitsinler bir baksınlar Yüksekova'ya, Şemdinli'ye, Cizre'ye gitsinler bir baksınlar. Oralar ne hale gelmiş? Gitsinler oralara bir baksınlar bakayım. 2010 bu yerel seçimlerden sonra nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığımızı göreceklerdir. Onun için şu gaflet uykusundan herkesin uyanmasını öneriyorum. Ve Türkiye onun için zor bir yıldayız. Onun için bu tür kavgaların hiçbirimize faydası olmayacağı gibi ülkemize ve milletimize de faydası yoktur. Onun için derhal bu süreçlerin sonlandırılması ve hukuk içerisinde halledilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bir kere daha 10 Ocak gazeteciler gününüzü tebrik ediyorum. Gününüz aydınlık olsun, önünüz açık olsun, bahtınız açık olsun. Rabbim hem sizlerin, hem bizlerin, hem de ülkemizin, milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Çünkü bu iktidarın da bu meclisteki muhalefetten de millete bir fayda gelmeyeceği aşikar. Onun için şu anda yardımı Allah'tan isteyecek pozisyondayız. En fazla isteyeceğiz. Her zaman isteyeceğiz de bugünlerde daha fazla dua etmeliyiz diye düşünüyorum. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.